Diyelim travmatik bir olay yaşadın. O kadar sarsıcı ki baş edemiyorsun bile. Böyle bir deneyimde hayatta kalmak için kendini o olaydan ayrıştırırsın. Eğer hiç hayvanlar üzerindeki travmaları araştırdıysan, Peter Levine'in yazdığı Kaplanı Uyandırmak adında güzel bir kitap var. Kendisi savaştan dönen ve travma sonrası stres bozukluğu olan insanlar üzerine çalışmış. Hayvanların travmaları nasıl atlattığı üzerinde çalışmış vesaire. Ve şunu diyor. Baş edemeyeceğin ve seni gerçekten korkutan bir tehditle karşılaştığında, diyelim bir hayvan ortalıkta geziyor ve birden ona saldırmak için bir ayı geliyor. Savaş veya kaç dürtüsünü duymuşsundur. Ama bunu bile yapamayacağın durumlar var. Diyelim ayı bu hayvanın karşısında ağacın arkasından çıktı. Savaşamaz, kaçamaz ve ayı geliyor. İşte o zaman donarlar. Kelimenin tam anlamıyla kendilerinden, hislerden ve tüm deneyimden bağlantısını kopartırlar. Sadece ölüme en yakın o anda dona kalırlar. Stratejik olarak düşünürsek, bir ihtimal ayı geliyor ve seni ölü zannederse bırakıp gider. İkinci ihtimalde ise ayı tarafından parçalanmak üzeresin ve hem fiziksel hem duygusal olarak kaldıramayacağından o andan tamamen bağını kopartırsın. Hiç istismara uğramış birini dinlediysen, sanki kendilerini üçüncü şahıs olarak gördüklerini söylerler. Sanki tavandalar ve aşağıda ne olduğuna bakıyorlar. Böyle bir durumda ne olduğunu hissetmezsin bile. Hadi diyelim ayı geldi, biraz kokladı, bakındı ve gitti. Ölüme bu kadar yakın bir deneyimde, dışarıdan hiçbir şey belli olmasa da içeride fırtınalar kopar. Hayvanın sinir sistemi aşırı yüklenir. Ayı gitti. Bir süre sonra hayvan yavaşça hareketlenir ve kontrolsüz bir şekilde titremeye başlar. Sinir sistemindeki bütün o bastırdığı yoğun enerjiyi boşaltır. Ha siktir öleceğim enerjisi vücuttan dışarı çıkar. Sonra da hayatına devam eder. Biz erkekler olarak bu deşarj olma olayını yapmıyoruz. Tamamen yüklü bir şekilde iyiyim, her şey yolunda, iyiyim, bir şey olmadı, iyiyim diyerek hayatımıza devam ediyoruz. Böyle olduğunda en ufak şey yaşadığımızda zaten yüklü olduğumuz için hemen tetikleniyoruz. Bu süreci düşündüğümüzde kendini o deneyimden koparmak işe yarıyor mu? Travmayla başa çıkmak konusunda. Tabii ki işe yarıyor. Başa çıkamayacağın bir durum varsa onu baskılamak ve bağlantını koparmak muazzam şekilde işe yarar. Kısa vadede. Ama sonrasında, tehlike geçtiğinde artık onu işleme zamanı. Ama kimse bunu bize öğretmiyor. Etrafına bakarsan herkes travmalar yaşamış. Birine nasıl ele aldığını sorduğunda biraz iç, uyuştur kendini ya da daha fazla ye, porno izle gibi tavsiyeler veriyorlar. Bunu işlemek için bir zaman var. Ele alırken bunu hissetmenin farklı aşamalarından geçmen lazım. Bu arada onaylaman gerektiği anlamına gelmiyor. Burası önemli. Belki sana bunu yapan kişinin affedilecek hiçbir yanı yoktur. Saçma polyanacı bakış açısıyla olsun ben yine de affediyorum demene gerek yok. İçinde seni dürten her ne varsa o enerjiyi serbest bırak. Onun tarafından yönetilmekten kurtul. Eğer biri sana o kişiyi affediyor musun diye sorsa tetiklenmeye başlıyorsun. Onaylamayabilirsin ama hayatının kalanında seni yönetmemeli. Eğer bugün kahvaltıda ne yedin diye sorsam tetiklenmezsin. Sadece bir bilgi. Ben bunu yedim. Enerjiyi serbest bıraktığında artık o da senin için sadece bir bilgi olacak. Üzerinde bir etkisi olmayacak. Video bu kadardı. Bu konuyla alakalı merak ettiğin başka bir şey varsa yorumlarda sorabilirsin. Belki devam videosu gelir. Bu arada Kaos'un seni nasıl kurtarabileceğini anlattığım video yakında katıldı. Seviliyorsun, hoşça kal.